Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Kitabı'nda 5. bölüm 5. testin çözümünü yapacağız. Bu bölüm üçgende benzerlikle alakalı ve pekiştiriyorum testi arkadaşlar. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. AC ile FD birbirine paralel vermiş. Hemen paralel doğruların üstünden şöyle bir geçelim bakalım. Şunlar paralel. Hocam bunlar paralelse güzel bir şey var burada. Noktaysa buraya da nokta diyebiliriz. Yöndeşitten dolayı. Dur bakalım işimize yarar yaramaz bilemiyoruz. ED uzunluğu K iken DC ve BD 2K verilmiş. Burası 2K. DC de 2K verilmiş. Aa burada bir orta taban var bu arada arkadaşlar. O zaman burası kaç yaptı direkt? 9 yaptı. Çünkü bunlar birbirine eşit olduğundan dolayı. ED'yi de bize K demiş. Şuraya da bir K'yı yazalım. Sonra ne yapacağız arkadaşlar? BF üçgen çevresi nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Hmm. Şimdi arkadaşlar sadece şu üçgene yoğunlaşalım. Bakın şuradaki üçgenle bu üçgenle bu üçgende birer açı var. Ortak açı var mı? Yok. Ama dikkat edin. Şu üçgen ile sarıya boyadığım üçgeniyle noktalı. Bir de noktalı büyük üçgene dikkat ederseniz eğer. Hemen böyle mavi ile gösteriyorum. Şu üçgen arkadaşlar. Ne oldu? Sarı ile mavi de birer, iki, birer açıları eşit. Ortak açı var mı? Var. Üçüncü açılar da birbirine eşit diyebiliriz. Evet böyle bunlar birbirine eşit oldu. Noktanın karşısı K iken noktanın karşısı 2K oldu. Benzerlik oranı kolay. 1'e 2. O zaman hocam karadığımın karşısı 3'e karadığım atının karşını karşısı büyükte 6'dır. E, çift çizginin karşısı büyükte 9 çift çizginin karşısı küçükte de, de nedir arkadaşlar? Küçükte de, de 9/2'dir arkadaşlar. Çünkü 1'e 2 oran vardı. O zaman K'yı buradan ne bulduk arkadaşlar? 9/4 bulduk. Hocam K 9/4 ise, 9/4 ise sen FE uzunluğunu bulmak istiyorsun. FE uzunluğu da 9 9/4 olduğundan dolayı 36'dan 9 çıktı. 26, 27 mi yaptı? 27 bölü 4 yaptı arkadaşlar burası. Evet burayı 27 bölü 4 bulduk. O zaman olay bitti. BFE üçgenin çevresi isteniyordu bizden. Yani çevreyi yazalım artık arkadaşlar. Çevremiz 3, 6 ve 27 bölü 4'ün toplam yapıyor. Sanırım cevap bu yapıyor. Bakalım burası 9. 4, 2, 9, 36, 36 artı 27. Evet 63 yapıyor. 63 bölü 4 yapıyor o zaman cevabımız. Yani birinci soru böylelikle açay oldu. Geldik 2'ye. Ağırlık merkezi ve ağırlık merkezi ve ağırlık merkezi ve 90 derece aynı anda varsa ne vardır? Muhteşem. Ama önce eksik parçaları tamamlayalım. Şunlar birbirine eşit hocam. Eyvallah. Sonra ağırlık merkezi burası ağırlık merkezi mi? Evet ağırlık merkezi ise. Muhteşem şu çizelim kardeşim. Hemen çizelim. Hop çizdin. Hocam eşit eşitken buranın da olması lazım? Eşit olması lazım. Bu arada EC uzunluğunu kaç vermişler? 12 vermişler. EC'ye 12 vermişler. BD'ye de 9 vermişler. BD de 9 verilmiş. Oo. Şimdi gençler burası 9 sa hani 1'e 2 şeklinde olacak ya. Burası üçgen burası 6 mı olacak? Evet. Sonra EC'ye 12 vermişler. 12 ise burası 4 burası da 8 mi olacak arkadaşlar? Evet. 8 ise 4 4 oldu mu burası? Oldu. Sonra ne oldu o arkadaşlar? Aa Muhteşem şu çizdik. Evet ağırlık merkezinden geçen kenar ortay. Hocam bunlar eşit. Bunlar da eşit olduğu için şununla şu birbirine paralel mi oldu? Oldu. Yani burada ne çıktı? Bir orta taban çıktı arkadaşlar. Bir orta taban çıktı. X'e burası nedir? 2X. Hocam burası da ne yaptı? X yaptı ağırlık merkezinden dolayı. 3X'e burası da 3X. Burası da 3X. Toplamda kaç yaptı burası? 6X yaptı. Yani ben BC'yi bulursam olay bitti. Şimdi hocam peki burada ne yapacağız? Ya normalde şöyle bir şey var arkadaşlar ama formülden yapmasam daha iyi ya. 90'dan çizilen kenar ortaya veya bu A ise 5 ve A'nın karesi VB kare artı VC kare diye bir şey var. Ama formül. Formülden yapmayacağım. İnat. böyle yani, ne bileyim böyle formülsüz yapmayı da seviyoruz aslında. Şu kenar ortaya olduğu için bu da birbirine eşit mi? Eşit. Şuraya bir A, A diyelim. Buraya da bir BB diyelim. Hocam şurada ki Pisagor'a bakacak olursan 2A'nın karesi artı B kare. 6 artı 3 9'un karesi değil midir? Yani 4A kare artı B kare eşittir. 81. Hocam şuradaki Pisagor'a bakacak olursak da A ve 2B'nin kareleri toplamı A kare artı 4 B kare de 12'nin karesi 144'e eşittir. Taraf tarafa toplarsak A kare artı B kareyi buluruz. 5A kare artı 5B kare eşittir kaç yaptı arkadaşlar? 5, 8, 4 daha 12, 225. 5'e böldüğün zaman a kare artı b kare de kaç yapıyor? 45 yapıyor. Şimdi bu 6x'in karesi de neye eşittir arkadaşlar? 6x'in karesi de neye eşittir? 4 a kare artı 4 b kareye eşit olduğundan. A kare artı b kare de 45'e eşit olduğundan. Bu 4 çarpı a kare artı b kare yani 180 mi yaptı? Evet 36 x kare neye eşit oldu arkadaşlar? 36 x kare 180'e eşit oldu. Çünkü bu nedir? 4 çarpı 45. 4 çarpı 45 de 180'e eşit. 36'ya böldüğün zaman x kare 5 çıktı. X de buradan kaç çıktı o zaman? Kök 5 çıktı arkadaşlar. Evet. Formülsüz bir şekilde böyle yapılır. Kusura bakmayın. Evet ikinci soru. Yok hocam formüle daha kolay yapılıyor. E, ne yapacağız? A, sen formülü biliyorsan formülü yap o zaman. Tamam mı? İkinci soru. Kızdırmayın la beni. Hadi bakayım. 3 Üç... i̇kinci soru. Böylelikle Ceyhan çıktı geldik. Üçüncü soruya. Arkadaşlar ne var burada? Eşitlik var. Eşitlik varsa bize ne gelecek? Orta taban. Eşitliğin olduğu yere kalemini koydun. İki ihtimalin var. Ya sola ya aşağıya. Hangisi mantıklı? Aşağısı hocam. Üçgen oluşturmak daha mantıklıydı. Aşağıya doğru paralel çizdiğinde hocam x açısıysa burası da x açısıdır. Hocam şunun da şu paralel olduğuna yönde eşitlen, Burası da 90'dır. Bu arada bu 12'yi iki eşit parçaya bölecek. 12'yi 2 eşit parçaya böldüğünde 6'ya 6 yapıyor. Yani burası da 3 yaptı. a 90'dan çizilen eşit eşit. Burası da eşit mi olur? Yani muhteşem şuttan dolayı 3 oldu. Hocam burası da x mi oldu? Evet. E şu dikkat edin arkadaşlar. X ve şurası da 90 derece değil mi? X ile 90'ın toplamı kaç yapmalı arkadaşlar? X ile 90'ın toplamı 160 yapmalı. X de buradan kaç geliyor o zaman? 70 derece geliyor. Üçüncü soru denizli oldu. Geldik 4'e. <laughs> Gençler Şunlar paralel verilmiş. Hemen orada sayılar olduğu için o paralelliğe baktım. 2'ye 5 oran var. Tekrara girmeyin kardeşim. Şunlar var mı İş içinde? Yok. Tekrara girmeden hocam 2'ye 5 oran varsa aha burası 2K iken buraya 5K yazabilirsiniz. Peki şimdi senden X ile 21 arasındaki ilişki mi isteniyor? Evet. Sen X ile 21 arasındaki ilişkiyi şimdi tekrarla halledebilirsin. Çünkü şunun tamamının oranı paralel ya. Şu X bölü 21 eşittir. 2 bölü 7 eşittir. X bölü 21. 3 katı 3 katı. X'i buradan kaç buluruz? 6 buluruz. Yani cevabımız böylelikle Cihan çıktı. Geldik 5'e. Şurada açılar eşit verilmiş. Burada da açılar eşit verilmiş. Benim dikkatimi çeken direkt buradaki açılar oldu arkadaşlar. Tamam burada ne var? Bir açıortaylık var. Açı direkt kullanabiliriz. Önce açı kullanalım. Açı işimiz bitsin. X, K ise burası da 6K mıdır? Evet tabanlar oranı kollar oranı eşittir. Peki buradaki açıların ne işimize yarayacak? Kalıp 1. Bir. Kalıp 1'i bilmek karışık sorularda çok işimize yarıyor. Bak Hocam şu üçgen ile büyük üçgende eşit iki açı var. Ortak açı var mı? Var tabii ki. Tam olarak burası. Nokta karaladığım üçüncü açı çift çizgiyken nokta karaladığım büyük üçgende de üçüncü açı çift çizgidir. Evet bu üçgenle büyük üçgen benzer oldu. Hadi bakalım noktanın karşısı 6K'nın noktanın karşısı XK'ya oranı eşittir. Çift çizginin karşısı XK'nın çift çizginin karşısı bu kenar yok maalesef. Karaladığım açının karşısına bakalım. Küçükte X artı 6'nın Büyükte de 12'ye oranına eşit olur arkadaşlar. K'lar gitti mi gitti. X çarpı X artı 6 eşittir. 72 mi yaptı? Evet. Hatta 6 çarpı 6 çarpı 12 yaptı. Direkt buraya yazınca da, daha rahat çıktı. Hocam çarpanlar ayırmaya yapacağımızdan direkt X çarpı X artı 6. 6 çarpı 12 ya. Yani 72 ya. 6 yazarsam X yerine burası da 12 yapıyor mu? Yapıyor. Dolayısıyla X'i kaç buluruz arkadaşlar? 6 buluruz. 5. soru böylelikle Cihan oldu. Geldik 6. soruya. Altıncı soruda da şöyle bir şey verilmiş. Demek ki alan da atacağız Bakalım. Paraleller verilmiş. DF üçgeninin alanının 9 katı. Evet. Bu alan bu alanın 9 katıymış. EF uzunluğu da 2'ymiş. BC uzunluğu kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar paraleller var ama temel orantıdan yapacağımız bir şey yok galiba burada. Önce, e, o zaman ne yapalım burada? Yani çünkü oran yok arkadaşlar burada. Temel orantı kullanamayız maalesef. E ne yapacağız? Açılara dalacağız. Da Bak adam sana şunla senden ne isteniyor? BC isteniyor. Ve şu parçayla şu parçayı da adam sana paralel vermiş mi? Vermiş. Hadi bakalım. Başka? Aa bir de şununla da şunu paralel vermiş. Bu paralelleri kullanacağız. Dal kardeşim maçı öncelikle. Hocam nokta açısıysa Z'den dolayı nokta açısı bak. Burası çizgi açısıysa yöndeşitten dolayı çizgi açısıdır. Şununla şu paralelse yöndeşitten çizgi açısıdır. Nokta çizgi üçüncü açı çift çizgi ise nokta çizgi üçüncü açı çift çizgi ya da Z'den dolayı çift çizgisi çift çizgi. Bakın şu üçgenle şu üçgen benzerli, benzer oldu. Benzerlik oranı noktanın karşısı. iki iken noktanın karşısı ne? BC uzunluğu isteniyor bizden. Buluruz dur. Buluruz. Tamamı x isteniyor bizden. Ama ne demiş bize burada? Mavi boyalı alan evet, 9 katıymış. Burada kalan A iken burada kalan da 9A. Hocam iki üçgen benzer ya. Alanlar onun ne? A bölü 9A. A bölü 9A nedir? Karekökü 1 bölü 3. Biz normalde şunu diyorsak benzerlik oranın karesi alanlar oranına eşit diyorsak alanlar oranın karekökü de benzerlik oranına eşit olmaz mı? Evet. Yani benzerlik oranı 1 bölü 3. O zaman noktanın karşısı 2 iken noktanın karşısı kaç olacak arkadaşım? 6 olacak. 1'e 3 olduğundan dolayı. Ama nereye kadar 6? Şuradaki parçaya kadar 6. Sonrasında ne yapacağız hocam? Çizginin karşısı burası ya. Çizginin karşısı A iken çizginin karşısı 3A mı olacak? Evet. Yani buraya ne kaldı? 2A kaldı. E bitti. Burada da bir tema orantı yaparız arkadaşım. Şunun tamamının oranı yani 2A'nın 3A'yı oranı eşittir. 2 bölü DC değil midir? Evet. Şuradan 2, 2A'daki 2 ise 3A'daki de DC'yi de kaç buluruz? 3 buluruz. Evet burası da 3. Toplamda burası kaç yaptı o zaman? 9 yaptı. Güzel bir soru arkadaşlar. Altıncı soru böylelikle Edremit oldu. Geldik 7'ye. Vay 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 neler verilmiş neler. Bakalım. Paralellikler verilmiş. Öncelikle AB ile DE birbirine paralel. Şu paralelliklerin üstünden geçeyim ki daha rahat bir şekilde çözümü fark etmeye çalışayım. Sonra neler paralel verilmiş? AC ile EF birbirine paralel verilmiş. Hocam şu mavi ile de şu mavi birbirine paralel olsun bakalım. Evet Gökçen Kara K verilmiş. Neredesin Gökçen Kara? Heh. Şurası K verilmiş. Sonra EL 2K verilmiş. Hocam burası 2K. Tamam. Sonra AH 3K verilmiş. Burası 3K. Eyvallah. DC'yi de 12 vermişler. DC'yi de 12 vermişler. Buna göre diyor BFX kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Öncelikle hocam burada 1'e 2 oran var mı? Var. 1'e 2 oran olduğundan dolayı burada da 1'e 2 oran vardır. Peki şu 1'e 2 oranlamayı ben nasıl kullanacağım? Şunlar birbirine paralel. Bunlar birbirine paralel. Hmm, güzel soru. Arkadaşlar 1'e 2 orandan dolayı A ise burası 2A mıdır? Evet. Şuradaki diklerden dolayı. 1'e 2 ise? Hayır. 1'e 2 ise? Hocam A iken 2A olacak. Ya da orta taban. A iken burası tamam mı oldu? Evet. Şimdi şu mavi paralelliğe baksan. Benim için mavi paralellik önemli. Hocam bu mavi paralellikte burası 12 ise burası da 12 olmak zorunda değil mi? Evet. Şurayı 12 buldum. Olay bitti gibi. Öbürüne bakalım şimdi. K'ya 3K oran var. Hocam 1 bölü 3 olacak. Yani burası N iken tamamı 3N olacak. Yani buraya ne kaldı? 2N kaldı. Şimdi şu diklerdeki oran 1'e 2 oldu. Şimdi kırmızılardaki orana bak. 1'e 2. Hocam burası 12 iken burası da kaç? 24 mi olacak? 1'e 2 oran. 1'e 2 orandan dolayı. Evet. E o zaman burası da toplamda kaç yapıyor arkadaşım? 48 yapıyor. Güzel bir soru. 7. soru Cehan oldu. Geldik 8'e. Gençler 90'lara havada uçuyor. Bu da bir kareymiş. Alfa beta'ya dalacağız mı? Dalacağız. Kare olmasını aklımızın büyük köşesinde bulunsun. Alfa beta alfa beta. E sonra hocam şu üçgen ile hatta şu içine yazması kolay oluyor. Hop şöyle bu sarı üçgen ile buradaki sarı üçgen ne oldu arkadaşım? Benzer oldu. Alfanın karşısı çift çizgiyken alfanın karşısı çift çizgi burada benzerlik oranı 1. Yani eş üçgen oldu. O zaman 90'ın karşısındaki bu kenarla 90'ın karşısındaki bu kenarda birbirine eşit midir? Eşittir. E o zaman bunlar eşitse ne çıktı burada? İkisi kenar dik üçgen çıktı. X açısı direkt kaç oldu arkadaşlar? 45 derece oldu gençler. Yani cevabımız böylelikle ne çıktı 8. soruda? C an çıktı. Geldik 9'a. 90'lar uçuyor dal alfa beta'ya. Alfa beta, alfa beta. Hocam şu üçgen ile şu üçgen ne oldu? Benzer. Hatta 90'ın karşısındakiler eşit olduğu için eş. Madem eş, beta'nın karşısı 8 ise burada da beta'nın karşısı 8'dir. Alfa'nın karşısı x artı 8 ise alfa'nın karşısı da x artı 8'dir. E hocam bak 8 fazlası var. Bir de 40 var burada. Büyük ihtimalle siz şöyle yapacaksınız da 40'ın karesi eşittir. E, 40'ın karesi eşittir nedir? x'in karesi artı x artı 8'in karesi ile uğraşacaksınız. Ya kardeşim uğraşma. Aralarında 8 farkı olan üçgen nedir? Bir kere ben ilk, ilk atma şey gelir. 3, 4, 5'in katı gelir. Aralarında 8 farkı olan 3, 4, 5'in katı olan üçgen hangisi arkadaşlar? E, aralarında 8 farkı olan 8 katı. Yani düşün 3, 4, 5'in 8 katını düşün. 24, 32 ve 40. A gerçekten de burası 40. X yerine 24 yazarsan burası da 24 artı 8, 32. 24, 32, 40 Sağlamız tuttu mu tuttu. Demek ki X kaçmış arkadaşlar? 24'müş. Bitti. Bu kadar. Her soruda böyle belli kalıplar üzerine yazılıyor. Soruda tam sayı yani o kalıp hissederek bulabiliyoruz arkadaşlar. 9. soru böylelikle denizli oldu. Geldik 10. soruya. ABC ve ADE eşkenar üçgenleri için aşağıdakiler bilinmektedir. E eleman BC ve AB ile D'nin kesişimi. Ha, kaymış. Tamam. Şimdi bir ABC üçgeni çizelim arkadaşlar. ABC eşkenar üçgenini çiziyorum. Ardından böyle güzel şeyler var. Bakalım neler var. A, B, C eşkenar üçgeni çizdim. Sonra E eleman BC'ymiş. Şuralarda bir yerlerde. Bir de AB ile DE'nin kesişimi. Şurası E ya. AB ile DE'nin kesimi kaymış. Yani bizim DE şuralarda bir yerlerde arkadaşlar. Ee, bizim eşkenar üçgenimiz nasıldı? E eleman BC. Tamam. Şu şekilde kesiyorlarmış bunlar. Burası da K noktasıymış. ABC üçgenin bir kenarı kaçtır diye soruluyor. BE uzunluğuna 4 vermiş. Sonra şurayı K demiştik değil mi? Başka ne var arkadaşlar? BE uzunluğunu 3 vermiş. BD uzunluğunu 4 vermiş şurayı da 4 vermiş arkadaşlar. Şurayı 4, burayı da 3 vermiş. E şu bizim eşkenar üçgende. Ne eşkenar üçgende? ADE. Ha? DE'yi çizdik. Bir de ADE'yi de oturturalım arkadaşlar şöyle. Şu da bir eşkenar üçgen olduğundan dolayı hocam bu eşkenar üçgen 60, 60 ve 60. Hocam bu da 60 değil mi? Evet. Şimdi dikkat. Bu çift çizgilik bir eşkenar üçgen. Bu da çizgilik bir eşkenar üçgen arkadaşlar. Yani şurası da çizgilik bir eşkenar üçgen. Şu köşeler ortak ya buraya yoğunlaşacağımız belli. E o zaman burada bir açıya dalsak alfa desek 60 eksi alfadır. E hocam tamam alfa, 60 olacağından buraya da alfa kaldı. E ne var arkadaşlar burada? Bak dikkat edin alfanın kolları çizgiye çift çizgi. Burada da alfanın kolları çizgiye çift çizgi geldi mi? Geldi. O soru çıktı. Alfanın kolları çizgiye çift çizgi. Alfanın kolları çizgiye çift çizgi olduğundan bu üçgenler eşkenar üç, e, eş üçgen. Alfanın karşısı 4 ise buradaki alfanın karşısı da 4'tür. Şu eşkenar üçgenin bir kenarı kaç çıktı o zaman? 7 çıktı. ABC'nin bir kenarı kaçtır diye soruluyor zaten bize. Cevabımız böylelikle C han çıktı arkadaşlar. Geldik 11'e. <laughs> Katlamalar verilmiş. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Katlamaları şöyle bir geri doğru açıyoruz. Çekili biraz şey oluştu ama yapacak bir şey yok arkadaşlar bu şekli biz düzgünce şey yapalım. Şu katlamayı şöyle açacağız bir kere. Dikdörtgen olacak arkadaşlar. Yani katlanma açılmış hali bu. Şu. Ya yani biraz daha şurada olsaydı bu. Şöyle gelseydi dik daha güzel olur. Bu da şekil biraz çiziminde hata olmuş arkadaşlar. Dikdörtgen şeklinde. Evet katlama arkadaşlar. Şunu şöyle katlanmışı bu. Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Hocam şu kenarla şu kenar eşit. Burası 90 ise burası da 90. E hocam burada kaçlarda da birbirine eşit mi? Eşit. Aynı şekilde. 90 sa 90. Hocam şu kenarla şu kenar birbirine eşit. Hatta bu kenarla da bu kenar eşit oluyor. Oraya sonra dalarız bakalım. Ee, başka neler vermiş? Kenar uzunlukları 12, ve 16 demiş. Hocam burası 12 iken, burası 16 iken, burası 20. Dikkat et şimdi. Şurada üst üste binen kenarlar birbirine eşit ya. Hocam burası 12 olacak. 12, 16, 20 olduğundan buraya kaç kaldı? 8 kaldı. Aynı şekilde burası 12 ya. Burası da 12 olduğundan buraya 4 kaldı. E tamam 12 olduğundan buraya da 8 mi kaldı? Ya da 12 iken 12 katlamadan dolayı tamamı 20 olduğundan buraya da 8 kaldı diyebiliriz. Şimdi bizden ne isteniyor? A üstü C üstü bulduk zaten 4 artı T C üstü. T C üstünü isteniliyor bizden. Burayı bulacağız arkadaşlar. Burayı nasıl bulacağız? Buluruz bir şekilde buluruz arkadaşlar. Durun bakayım. Buluruz. Bir de dp isteniyor bizden. Dp. Hmm. Arkadaşlar tamam. Şuraya bir yoğunlaşalım. Dp isteniyor bizden. Şuraya bir x dersek. Burası da x'tir. Buraya da 16 x x mi kaldı arkadaşlar? Evet. Pisagor bağıntısı yaparsak. Valla arkadaşlar dik üçgen var. Pisagor bağıntısında 8 varsa büyük ihtimal 6 8 10'dur. X buradan ne geldi arkadaşlar? 6. Burası kaç yaptı? 10 yaptı. DP'yi 10 bulduk. Evet. TC üstüne de aynı anneye yapalım arkadaşlar. İşte burası enken. Burası da endir. E hocam bunun tamamı 16'ydı. 16, 16 eksi kaldı. 8 varsa yine büyük ihtimalle 6 8 10'dur. En yerine 6 koyarsak burası da 10 çıktı mı çıktı. Yani ben burada tc üstünde ne buldum arkadaşlar? 6 buldum. İşte bunların toplamı isteniyor. Toplamı da kaç yapıyor böylelikle? 20 yapıyor arkadaşlar. Tamam. 11. soru böylelikle denizli oldu. Geldik 12. soruya. <laughs> evet AB ile AC birbirine eşit verilmiş. AB ile AC birbirine eşit verilmiş. Bir de DC uzunluğu 2K iken BD uzunluğunu kaç vermişler? 3K vermişler. ABC üçgenin AC kenarına ait yüksekliğin uzunluğu 15. Adam buraya da 3 demiş. Şimdi ne demiş arkadaşlar bize? Bir daha bakalım. ABC üçgenin AC kenarına ait yüksekliği. Hemen AC kenarına ait yüksekliği çiziyorum. Ve bu yüksekliğin uzunluğu kaçmış? 15'miş. Ve ABD üçgeninde AB kenarına ait yüksekliğin. ABD üçgeninde şuradaki yükseklik isteniyor arkadaşlar bizden. Hmm. Arkadaşlar ikiz kenar üçgen değil mi bu? İkiz kenar üçgen. İkiz kenarda eşit kenarlara ait yükseklikler birbirine eşit değil miydi? Evet hocam. E o zaman burada şu çizdiğin yükseklikte ne olmak zorunda arkadaşlar? Bu çizdiğin yükseklikte yine 15 olmak zorunda. Bak ikiz kenarda hocam şu yükseklik 15 ise bu yükseklikte 15 olmak zorunda. Eşit kenarlara ait yükseklikler birbirine eşitti. E bitti. Bizden x isteniyor. Hocam burada ne var? Bir temel orantı var. 3'ün Üçün... 3K'nın 5K'ya oranı eşittir. X bölü 15 değil midir? Evet. Bitti o zaman arkadaşlar. 3 katı 3 katı x'i buradan kaç buluruz? 9 buluruz. Evet 12. soru böylelikle Cihan oldu ve 5. bölümü bitirmiş bulunuyoruz. Hatta üçgende benzerliği bitirdik arkadaşlar. Bir sonraki teste yani 6. teste yani üçgende merkezlerin testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.